Bu videoda anlamlılık testleri söz konusu olduğunda tip 1 ve tip 2 hatalarının ne anlama geldiklerinden bahsedeceğiz. Biraz tekrar olması adına bir anlamlılık testi için öncelikle bir 0, bir de karşıt hipotez belirlememiz gerekir. Bunu bir popülasyona göre yapmamız gerektiğini de hemen eklemek istiyorum. Yani bu popülasyonun gerçek bir parametresi için hipotezler belirleyeceğiz. Sıfır hipotezi varsayılan durumu, karşıt hipotezi ise yeni, yani varsayılanın dışında bir durum olduğunu öngörür. Test için aslında sıfır hipotezini test ederiz. Sıfır hipotezini red edip edemeyeceğimize bakarız ve bunu yapmak için de bir örneklem kullanırız. Bu popülasyondan bir örneklem alır örneklemi kullanarak da bir istatistik hesaplar ve popülasyon parametresini tahmin etmeye çalışırız. Bu istatistiği kullanarak da bunu elde etmenin olasılığını buluruz. Bunu örneklemi kullanarak yaptığımızı ve bu sırada sıfır hipotezinin de doğru olduğunu varsaydığımızı da hemen ekleyeyim. Ve eğer bu olasılık ki bundan p değeri olarak bahsedildiğini de göreceksiniz, daha önceden belirlediğimiz bir eşik değerinden küçükse bu eşik değerine de anlamlılık seviyesi adı verilir. O zaman sıfır hipotezini reddederiz. Hemen yazıyorum. Bu p değeridir. Şu ana kadar söylediklerimin hepsini daha önceki videolarda görmüştük. Eğer hatırlamıyorsanız lütfen önce o videoları izleyin. Bahsettiğim videolarda p değeri anlamlılık seviyesinden küçük olduğunda sıfır hipotezini reddettiğimizi görmüştük. P değeri anlamlılık seviyesinden büyük ya da anlamlılık seviyesine eşit olduğundaysa sıfır hipotezini reddedemeyiz. Bazıları sıfır hipotezini reddetmenin karşıt hipotezi değerlendirmek anlamına geldiğini söyler. Bunun sebebi sıfır hipotezin doğru olduğunu varsayarak belirli bir boyuta sahip bir örneklemden bu istatistiği elde etmenin olasılığı e, mesela %5 olsun. Evet bu olasılık eğer %5'ten küçükse sıfır hipotezini reddetmek mantıklı bir şey olabilir. Yine de bu iki senaryoda da hatalı olmamız olasılığı da vardır ve Tip 1 ve 2 hatalarda işte bu noktada önemli olmaya başlarlar. Daha iyi anlaşılması için bir tablo yapacağım. Evet, bu gerçeklik olsun. Gerçeklikte iki senaryo vardır. Başka bir deyişle, sıfır hipotezi ya doğrudur ya da değildir. Anlamlılık testimize göre varabileceğimiz iki sonuç var. Sıfır hipotezini ya reddedeceğiz ya da reddetmeyeceğiz. Hemen tabloyu çizeyim. Evet, ve farklı kombinasyonlar hakkında düşünmeye başlayalım. Sıfır hipotezinin doğru olduğu senaryoda eğer sıfır hipotezini reddedersek hata yapmış oluruz, öyle değil mi? Yani doğru olan bir şeyi reddetmek doğru değildir ve bu durum tip 1 hatası olarak adlandırılır. Evet, tip 1 hatası. Sıfır hipotezi eğer doğruysa reddetmemeliyiz. Buradan tip 1 hatasının olasılığını da hesaplayabiliriz ve bu anlamlılık seviyesine eşittir. Neden diyecek olursanız, sıfır hipotezi eğer doğruysa, anlamlılık seviyesinin de %5 olduğunu varsaymıştık. Sıfır hipotezi doğru olsa bile sıfır hipotezini reddetmemizi sağlayacak bir istatistik elde etmenin olasılığı %5'e eşittir. Bu yüzden de tip 1 hatasının anlamlılık seviyesine eşit olduğunu düşünebiliriz. Sıfır hipotezi doğru ve reddetmediysek bu zaten iyi bir şeydir. Bunun için buraya doğru sonuç yazıyorum. Evet harika. Sıfır hipotezi yanlışsa ve eğer biz de reddettiysek bu da iyi bir şeydir. Buraya da doğru sonuç yazıyorum. Son olarak sıfır hipotezi yanlışsa ve buna rağmen reddetmediysek bu da tip 2 hatası olarak adlandırılır. Evet, tip 2 hatası. Bunların ne anlama geldiklerini öğrendiğimize göre önümüzdeki birkaç videoda bazı örneklerle hata olup olmadığını ve bu hatanın tip 1 mi yoksa tip 2 mi olduğunu bulmaya çalışacağız.